seni elime geçirdim. Nasıl bırakırım hayatım? Oh Hüsnüm. Şimdi göğsünden birkaç delik açayım da ne olduğumu görürsün. Biz onu Kız İsmet olarak tanısak da sinema sevdası çok eskilere dayanan biridir. Siyah beyaz dönemin renkli isimlerinden biri olarak bilinir. İnanılmaz farklı karakterleri canlandırdı. Bir filmde fedakar bir kişiliği oynarken başka bir yapımda psikopat bir katil olabilirdi. Kimi zaman yapışkan ve istenmeyen bir sevgili, kimi zaman da Şener Şen'in olmadığı yıllarda onun eğlenceli bir tip olarak yer aldığı sahnelerde görebilirdik. Karateci kızın müebbet hapis isteğiyle yargılanan Cafer Durak rolüyle tanınırdı. Şoför Nebahat'in sert görünen tombul nişanlısıydı. Bazen en unulmadık şekilde bir Vahşi Batı filminde ortaya çıkarken, bazen de bir Cüneyt Arkın filminde çarpıcı bir aksiyon sahnesinde yer alırdı. Yılmaz Güney'in altın sarısı saçlarıyla bir numaralı düşmanıydı. Ayhan Işık'ın bilgi almak için başvurduğu, kafası gidik deli bir karaktere sahipti. Yani diyebiliriz ki ömrünün sonuna kadar sinemanın içinde yaşamış bir adamdır. Son yıllarında çok değişmiş gibi olsa da eski halinden izler bulamasak da o jönlerimize sıkıntı ve stres yaratan usta bir karakter oyuncusu ve önemli bir tiyatrocudur. Demek Karamürsel'le pes etti ha? Fakat benim taktiğim başka. Necati Er 1940 yılında bir Şubat soğuğunda Malatya'da dünyaya geldi. Doğumu gibi ölümü de bir Şubat soğuğunda gerçekleşecekti ve sevenlerini kuru bir ayazda terk edecekti. Malatya'da ilkokul, ortaokul ve lise yıllarını tamamladıktan sonra İstanbul'a konservatuvar okumak için geldi. Birkaç yıl süren eğitimini tamamladıktan sonra 1960 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı ve aynı yıl sahne aldığı Boş Sayfa oyunuyla profesyonel oldu. Sayısız tiyatro oyununda yan karakterlerden ana karakterlere kadar birçok rol aldı ve şehir tiyatrolarının önemli isimlerinden biri haline geldi. İlerleyen yıllarda tiyatrolarda yönetmenlik yapacak ve adını sahne duvarlarına altın harflerle kazıyacaktı. İşte bu çok güzel. Çok güzel. Necati Er'in sinema macerası da tiyatro gibi 1960'lı yıllarda başladı. 1964 yılında Hüsnü Cantürk'ün yönettiği Çöpçatanlar Kampı adlı filmde beyaz perdeye ilk adımını attı. Hemen ardından Eşref Kolçak ve Filiz Akın ile Beyoğlu Pilişleri, Hülya Koçyiğit ve Ulvi Uraz ile Döner Ayna, Yılmaz Güney, Tülün Ergin ve Avni Dilligil ile Torpido Yılmaz filmleri izledi. Ancak bu yıllarda en dikkat çeken filmi Öztürk Serengil, Filiz Akın, Vahi Öz ve Hulusi Kentmen gibi ünlülerin yer aldığı Babasına Bak, Oğlunu Al oldu. Feminen Necati karakterine hayat vererek tiyatrodan gelen bir oyuncunun sinema dünyasında da parlak performans sergileyebileceğini kanıtladı. 1960'lı yıllar hem tiyatroda hem de sinemada başarılarla dolu geçti. Bu dönemde Ekmek Kavgası, Hudutların Kanunu, Yedi Dağın Aslanı, Battal Gazi, Kanlı Pazar, Zaloğlu Rüstem, Amansız Takip, Aslan Yürekli Reşat, Son Vurgun, Kader Ayırsa Bile, Kaderimsin ve Serseri Kabadayı gibi önemli yapımlarda yer aldı. 70'li yıllarda da hızla geçen bir dönem oldu. O yıllarda Şoför Nebahat, Sevimli Haydut, Senede Bir Gün, Yatık Emine, Bak Yeşil Yeşil, Tuzak ve Batakhaneler Kralı gibi filmlerde rol aldı. Usta oyuncu sadece oyunculukla sınırlı kalmayıp yönetmenlik ve senaristlik gibi birçok alanda da emek vermiştir. Çok sayıda filmde rol aldığı gibi aynı zamanda Çığlık, Çılgın Gangster, Kan Çiçek Açtı, Kuşatma 2 ve Sesini Arayan Kadın gibi filmleri yönetmiş ve Alkol, Dünya Kadınla Güzel gibi birçok filmin senaryosunu da yazmıştır. Ancak yetişkin filmlerinin popülaritesi sinemayı ele geçirdiğinde 70'li yılların ortalarından itibaren hızı yavaşlamaya başlamıştır. 1970 yılında yer aldığı son filmden sonra sinema oyunculuğuna 8 yıl ara vermiştir.
Aranın ardından Yedi Bela Hüsnü filminde hayat verdiği Kız İsmet karakteriyle unutulmaz bir iz bırakarak geri döndü. Zaten önemli bir tiyatro oyuncusu ve yönetmeni olan usta, bu filmle birlikte yüzleri unutulmazlar arasına girmiştir. Filmdeki diyaloglar günümüze kadar ulaşmış ve sosyal medyada viral olmuştur. Mehmet Ali Erbil'in başarılı dublajı da performansı üzerinde etkili olmuştur. 1980'lerde Küçük Ağa dizisinde Niko karakterine hayat verirken birçok oyuncunun gerilediği dönemlerde ayakta kalmayı başarmıştır. Yönetmen ve senarist olarak çalıştığı filmlerin ardından kısa bir süreliğine arabesk filmlerde yer almış olsa da bu dönem hızlıca sona ermiştir. Furya'nın etkisinden kısa sürede kurtulan Necati Er, ses getiren yapımlarda rol almıştır. 60'lar, 70'ler ve 80'ler geçtikten sonra ne yazık ki 90'lı yıllarda sinemadan uzaklaşmıştır. Ancak tiyatro sahnelerinde hala senaryo yazmaya, yönetmenlik yapmaya ve oyunlarda yer almaya devam etmiştir. 2000'li yıllarda birkaç projede yer aldıktan sonra sinemaya tamamen veda etmiş ve yaklaşık 30 yıl boyunca ekranlarda görünmemiştir. Yıllar geçerken onun son halinden haberdar olmasak da oynadığı muhteşem karakterler ismini yaşatmaya devam etmektedir. Televizyonu açtığımızda siyah beyaz bir sinema filminde veya Yeşilçam'ın son dönemlerini yaşadığı herhangi bir yapımda yüzüne rastlamamız mümkündür. Ancak zamanla sinema ve tiyatro da geride kalmıştır. Artık 70'li yaşlarına ulaşmış ve emekli olmuştur. Ancak bu sanattan uzaklaştığı anlamına gelmez. O dönemde bile gücü yettiğince emek harcamaya devam etmiştir. Bu süreç 2019 yılına kadar devam etmiştir ve 20 Şubat 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları kara haberi duyurmuştur. Türk sinema ve tiyatrosunun değerli sanatçılarından Necati Er'i kaybettik. Başımız sağ olsun. Evet, o meşhur bıyıklarıyla tanınan büyük usta yaşlılık nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak ardından unutulmayacak ve unutturulmayacak kadar çok güzel anı bıraktı. Yedi Bela Hüsnü filmindeki İsmet'i, Bak Yeşil Yeşil filmindeki Ferruh'u, Sevimli Haydut filmindeki Taylar'ı, Şoför Nebahat filmindeki Seyfi'si ve daha yüzlercesi bizimle yaşamaya devam edecek. Necati Er'in cenazesi Karacaahmet Şehitlik Camii'nden kılınan öğle namazından sonra Ümraniye Ihlamur Kuyu Mezarlığı'na defnedildi. Tiyatro ve sinema için mücadele eden, unutulmaz diyaloglara, sahnelere ve karakterlere imza atan, yüzden fazla filmde yer alan, son nefesine kadar çalışan, birçok oyuncunun yetişmesinde emeği bulunan Necati Er'i ölümle birlikte bu hayattan ayrıldı. Onun hakkında sayfalarca yazılabilecek bir isimken, bir satıra sığdırılan ölüm haberiyle sonsuzluğa kavuşan ölümsüz bir sanatçıydı. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup, videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.